merhabalar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin koronavirüsün genetik geçmişini ortaya çıkarmak için yaptığı araştırmada virüsün temel olarak 3 farklı şekilde mutasyona uğradığı keşfedildi. Virüse ait Aralık-Mart tarihleri arasındaki örneklerin incelendiği araştırmada virüsün hayvanlardan insanlara bulaşan orijinal hali olan tip A şu anda en çok Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avustralya'da bulunuyor. Uzmanlara göre Çin'de salgın döneminde yaygın olan virüs ilginç bir şekilde tip A değildi. Koronavirüs ile Ocak ayında mücadeleye başlayan Çin'de salgının zirvede olduğu dönemde virüsün değişime uğramış hali tip B dolaşımdaydı. Araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olan koronavirüs vakalarının 3'te 2'sinin virüsün hayvandan insana bulaştığı tip A olduğu ifade edilirken, incelenen vakaların büyük kısmının New York'tan değil, Kaliforniya'dan geldiği vurgulandı. Bilim insanları virüsün Amerika Birleşik Devletleri'nde orijinal formunda hızlı bir şekilde yayıldığını söylerken, bunun virüsün orijinal formunda herhangi bir önlem uygulanmadan yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Araştırmaya göre Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de tip B yaygın durumda. Tip B'den türeyen tip C ise Singapur gibi ülkelerde görülüyor. Tip C virüsün Singapur'dan Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldığı belirtirken, buna karşın Avrupa'da görülen en yaygın virüs ise tip B. Bilim insanları virüsün farklı ülkelerdeki bağışıklık sistemi ile savaşmak için sürekli mutasyon geçirdiğini belirtmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyararak yaptığı açıklamada "Güneşin çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Sabırlı olalım. Büyük bahara daha var. Evde kalalım." ifadelerini kullandı. Bakan Koca toplam can kaybının 1006'ya, vaka sayısının da 47.029'a yükseldiğini belirtti. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş nedeniyle bir hafta önce getirilen Hamit Seyin'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi alınan Hamit ise sabah saatlerinde bulunduğu odanın penceresinin camını kırıp cam kırığını boğazına dayayıp görevlilere kendisine müdahale edilirse intihar edeceğini söyleyerek hastaneden kaçtı. Hamit ise yakındaki otoban çıkışına geldiğinde ise polis tarafından önü kesilerek yakalandı. Hamit ise çağrılan ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyük şehir ile Zonguldak'taki 2 günlük cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı tüm vatandaşları kapsadı. Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler gibi yerler 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışanları, acil çağrı merkez çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerine katılacak kişiler, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar da yasak dışında tutuldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Haberi alan vatandaşlar ekmek alabilmek için fırınlara koştu. Bakırköy'de bir fırında 1,5 liralık ekmeğin 5 TL'ye satılması görenlere pes dedirtirken insanlığın ölmediğini İzmirli fırıncı hatırlattı. Buca'daki fırın işletmecisi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek vermek için örnek bir dayanışma kampanyası başlattı. Hayırsever vatandaşın astığı pankarta göre ihtiyaç sahipleri bu fırından çekinmeden her gün ekmek alabilecekler. Azerbaycan'da ana devlet trafik polis bürosu koronavirüs enfeksiyonun yayılmasını önlemek için kullanılan özel karantina rejiminin ihlali hakkında açıklama yaptı. 20 Nisan saat 8'den 10'a kadar, 11 Nisan saat 12'ye kadar 1909 kişi Cumhuriyet yollarında ilerlediğini, Ceza Kanunu'nun 211. maddesi uyarınca idari sorumluluğa getirildiğini belirtti. Toplamda 13.027 yol kullanıcısı 1 Nisan'dan bugüne kadar başkent dahil olmak üzere ülke yollarındaki özel karantina rejimini ihlal ettiği için idari sorumluluğa getirildi. Ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.